Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sadece kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta bir temel veriyle başlamak istiyorum. Bu temel veri Lex Moskovski'nin paylaşımı. Lex Moskovski'yi tanımayan arkadaşlar için Lex Moskovski, Moskovski Kapital'in baş yatırım sorumlusu, yatırım şefi diyebiliriz. Ve şunu paylaşmış. 3 gün öncesinde madenci satışlarının olduğundan bahsetmiş ki bunu tabloda da gösteriyor arkadaşlar. Şu sarı sütunlar ya da şu sarı çizgiler gördünüz. Ee, onlar madencilerin satışı. Ve baktığınız an arkadaşlar madencilerin satışının evet gerçekten Moskovski'nin dediği gibi 3 gün öncesinde olduğunu ama şu an tekrardan normal seviyelere döndüğünü görebiliriz. Ee, ve bakarsak ne zaman böyle madenci satışı yükselip normale dönse bakın şurada oluyor yükseliyor ve normale dönüyor. Fiyat tekrardan pampıyor. Yükseliyor normale dönüyor ve fiyat tekrardan pampıyor. E, ee, şurada da bir örneği var bakın yükseliyor tekrardan düşüyor fiyat pampıyor. Şurada var yükseliyor düşüyor fiyat pampıyor. Yani her seferinde olduğunda fiyat yükselmiş. Ha bu şu demek değil. Yani fiyat yükselecek. Buna da bakacağız birazdan. İkinci bir verimiz var. Bu da yine madenci satışlarıyla alakalı. Bu daha demin gösterdiğim arkadaşlar Glassnode'un verisiydi. Bu da kuantum verisi. ikisi arasında farklar var. Bunları biliyor musunuz bilmiyorum ama bunlar iki farklı veri sağlayıcı şirket diyelim. CryptoQuant'a bakarsak CryptoQuant da aynı şekilde madencilerin satışından yani madencinin outflow madencilerin çıkışından e, bahsetmiş. Bakarsak madencilerin çıkışının düştüğünü görebiliriz. E, bu da tabii ki aslında bir nebze olumlu. Bakarsak Glassnode'un aslında verisinin başka bir versiyonu hemen hemen zaten benzer verileri vermiş ki size Bakarsak şöyle e, bunda da aynısını söylemiş. Yani madenci satışları ne zaman düşerse bakarsak fiyat yükseliyor. E, bunda da benzer hareketler var. Bunu gösterdik. Şimdi geçelim. <laughs> Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de ne oluyor? Şimdi ilk başta buna bir bakmamız gerekiyor. Bitcoin'de yaşadığımız şey şu arkadaşlar. Bildiğiniz şekilde kötü haberlerin etkisiyle özellikle Musk'ın bunu Çinli satıcıların vesaire bir sürü etkisi var. Bazı arkadaşlar şunu da söyledi maskla alakası yok dedi düşünün. Vitalik Buterin yani Ethereum'un sahibi bile arkadaşlar Musk'ın bu piyasayı bitirdiğini söyledi. Yani buna benzeyen bir açıklama yaptı. İnternetten ulaşabilirsiniz o açıklamaya da. Peki her şeyi geçtim. Yani şu an ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yükselişe geçebiliriz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımız biz şunu görüyoruz. İlk başta altımızdan gelen desteği göstereceğim size. Özellikle bir günlük grafikte bakarsak 2020'nin Mart ayından beri yani o korona çöküşünden bu gelen bir destek hattımız var ve bu destek hattı gerçekten bir majör destek hattı. Ee, piyasanın baktığı destek attı da bu ve herkes bu destek hattının bitiril yitirilmesi durumunda ayı sezonuna gireceğimizi düşünüyor. Aynı fikirdeyim. Bence de bu destek hattı yitirilirse biz bir ayı sezonuna gireceğiz. Ha, şu an ayı da mıyız? Değiliz. Bakın bunu tekrar ediyorum. Şu an ayı da mıyız? Değiliz. Ee, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bakarsak arkadaşlar şuradan destek bulmuştuk. <laughs> Şuralarda bayağı uzun süre destek olarak kullandık. Ve tekrardan şurada bakarsak nokta atıcı özellikle bu çöküşte nokta atıcı destek olarak kullandık burayı. E peki şu an ne oluyor? Bakarsak altımızdaki destek gelmeye devam ediyor. Ve bu sebepten aslında her yaşadığımız saniye yani her geçtiğimiz saniye bizim lehimize işliyor. Çünkü altımızdaki destek yukarı yönünü ivmeleniyor. Ve her bakın her saniye bizim lehimize işliyor. E peki direnç konusunda ne var? Bakarsak arkadaşlar üstümüzden gelen bir direnç var. Bunu da şurada bir kere test etmişiz bayağı uzun bir süre. Şurada test ettik. E tekrardan şuralarda test ettik. Ve bakarsak burada da test etmek Güzel dedik ki bu sabah bir düşüş yedik tekrardan. Bu arada burada da e, bakarsak bir tane açtığımızı görebiliriz ancak üstüne bir mum kapanışı yapamadık. Bu fake bir hareketti. Bunun sebebi de bildiğiniz şekilde Çin'den gelen veriler. E, Çin madenciliği yasaklayınca ülke çapında ki bunu hemen hemen bininci kez falan yapıyorlar yani o kadar çok yaptı. Bakarsak arkadaşlar fiyat yakından düştü bunun etkisiyle. Şuradan şöyle bir düşüş yaşadı. E, peki şu an ne olacak? Altımızdaki desteği yitirdiğimiz durumda arkadaşlar ben bu piyasana çıkacağımı söylüyorum ki ben bu piyasana çıkacağımı e, bakarsanız arkadaşlar 44 Evet 47 48 binlerdeyken de söyledim. Ha kendim çıktım mı çıkmadım? Neden? Temel veriler çok olumlu geliyordu. Şu anda da zarardayım bakın bunu söyleyebiliyorum dürüstçe. Ee, ama şu an baktığımız zaman üstümüzden gelen bir direnç var. Ve bakarsak bu direnci aşmamız durumunda ben tekrar yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Ee, bazı arkadaşlar şunu düşünüyor. Yani düşüşte direkt dimdik düşeceğimizi düşünüyorlar ama e, onlara şunu göstermek istiyorum. Bir dakika şunu bir kapatalım. Şurayı açalım. Şurada bir, bir boş Bitcoin tablosu açmıştım. Haftalık grafiğe gelelim. Bakarsak arkadaşlar özellikle şu 2017-2018 çöküşüne gelelim isterseniz. Evet 2017-2018 çöküşüne geldim. 2017-2018 kriz çöküşünde bile arkadaşlar bakarsak şuradan fiyat aralığında %30'luk bir düşüş yaşadıktan sonra tekrardan topladığımızda bir dakika herhalde evet yanlış yere bakıyormuşuz. Ben de diyorum burada bir farklılık var ama gelelim oraya. O çöküşün oralara. Evet şöyle bu vardı göreceğiz. Evet, burası arkadaşlar bakarsak Bitcoin çöküş yaşadı yer. Ee, bakarsak 20 bin dolarları görmüştü ve buradan bakarsak ilmeli bir şekilde 3 bin dolarları düştü. Ee, ve şunu görmemiz gerekiyor. Yani gerçekten biz bir Düşüş yaşayacaksak ve gerçekten ayı sezonuna gireceksek bile Fiyatın bir tepki vermesi gerekiyor bakarsak yani şurada da oldu aynısı ee, Bakalım hatta şuradan fiyat aralığı şeklinde Bakarsak arkadaşlar yüzde 45'lik 48'lik bir düşüş yaşamışız aynı bugünkü gibi bu şu anki o harekete benziyor Ve tekrardan bir tepki alıcı gelmiş son kez burada insanları içine almış hareket ve tekrardan düşmüş ee, Bakarsak şu an burada da aynısı olabilir yani Fiyata bakarsak arkadaşlar deli gibi düşüyor. Ve buradan illa bir tepki gelecektir zaten. Ben bu tepkiyi de bekliyorum. Bakın bunu da söylüyorum. Bir tepki de gelecektir. Bu tepkinin gelmesi için üstümüzden gelen direnci aşmamız gerekiyor. Bunun haricinde bir de şöyle bir veri var. Bakarsak elimizde. Shorttan ve longtan insanlara baktığımız zaman aşırı bir şekilde shorttan insanların olduğunu görebiliriz. Yani bu kadar shorttan insan varsa bizim şunu düşünmemiz gerekiyor. Shorttan insanlar kazanabilir mi? Yani piyasa çoğu insanın yaptığını tamam der mi? Onaylar mı bunu? Bana sorarsanız onaylamaz. Korku ve açgözlük endeksi de korona çöküşüyle hatta 2017-2018 çöküşüyle hemen hemen aynı seviyelere yaklaştı. E, şu an 12-11 seviyelerinde dolanıyor. E, bakarsak aşırı da bir shortta insan var. E, bu sebepten ben buradan daha aşağı ineceğimizi ya da şu alttan gelen bakın daha demin bahsettiğim şu alttan gelen desteği yitireceğimizi düşünmüyorum. Ancak yitirirsek e, kaçmak gerekebilir. Altında mum kapanış yaparsak bunu söylemek istedim. E, bunlardan bahsetmek istedim. Bakarsak zaten şu an orada ilerliyoruz. Yukarıdan gelen dirençten tepki ve bu sebepten düştüğümüzü de zaten eklemiştim. Ee, ancak bakın tekrar ediyorum her geçen süre bizim lehimize yaşıyor. Ee, bir tane daha veri var bakarsak bu veri de eğri çalışması yaptım ben. Ha, günlük grafiği alalım şöyle bir büyütelim. Evet günlük grafikte bakarsak ilk başta alttan gelen eğriyi göstermek istiyorum. Bir dakika haftalık grafiği alalım şöyle. Haftalık grafikte bakarsak gerçekten bir ayı sezonuna gireceksek bile benim gözümde maksimum düşeceğimiz yerler 5000 5000 dolar 5500 yani 6000 dolar civarlarında denk geliyor. Ben 6000 7000 dolar civarına düşeceğimizi düşünüyorum. Eğer bir ayı sezonu gelirse bu arada geleceğini de düşünmüyorum. Bakın bunu da söyleyeyim. Ve günlük grafikte bakarsak bu eğriden bahsettim yani bir eğri oluşturdum diye. Bu eğriye bakarsak arkadaşlar eğer oval bir eğri şeklinde düşeceksek bile bakarsak bu yeri şuradaki çalışmış bakın bir kere vurmuş bir daha şurada vurmuş şurada çalışmış şurada çalışmış ve düşerken de burada çalışmış ve şu an güçlü bir şekilde düşmüşüz. Eğer bu eğri zaten varsa ki var bakarsak bu eğri çalışmışsınız için arkadaşlar bir kere daha 44000 bin 45 gelmemiz gerekiyor. Bu 45 binlerden tekrardan tepki yiyebiliriz ancak onu da o zaman değerlendiririz. Ee, özetle söyleyebileceğim şu eğer gerçekten devasa bir düşüş yaşayacaksak bile, gerçekten bir ayı sezonuna gireceksek bile ki daha altımızdaki desteği yitirmedik. Hani hala yükseliş, hala bir boğa sezonundayız. Eğer altımızdaki desteği yitireceksek bile bakın bir tepki yememiz gerekiyor. Yani bir anda böyle dikey, dikey bir şekilde düşemeyiz. Ee, i̇lla bir tepki yememiz gerekiyor. Bakın tekrar ediyorum İlla bir tepki yememiz gerekiyor. Bir, bu tepki de yüksek ihtimalle 44-45 bin 45 bin dolarlar civarında olabilir. O zaman da tekrardan buna bakarız. Ayrıca haftada hafta, bakın tekrar ediyorum alalım şöyle. Haftalık grafikte bakın tekrar ediyorum. Ne zaman güçlü bir düşüş yaşasak buna 2017-2018 çöküşünü de dahil ediyorum. İlla bir tepki yiyoruz ve tekrardan bir yukarı ikinci tepeyi getiriyoruz. Yani bu sebepten bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca temel verilere baktığımız anda hatta şantmanlık yan bile ki kendisi iş yatırımı koordinatörü o bile bir tane indikatör yayınladı ve şundan bahsetti. Bitcoin'de burası tepe değil dedi. Yani 70 bin 68 bin dolarlar için dedi bunu. Bu sebepten arkadaşlar ben buranın bir tep olduğunu düşünmüyorum. Burayı tekrardan aşağımızı düşünüyorum. Ama her ihtimale karşı da altımızdan gelen desteği sizlere, sizlerle paylaşıyorum. Ve bu desteği incelemeniz evet incelemeniz gerektiğini düşünüyorum ve incelemenizi istiyorum. Bakın bunu da söylüyorum. Ee, zaten o destekte de 30 bin 500 civarlarına denk geliyor. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.